Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomuzda farklı bir taştan söz edeceğim size. Farklı bir gök taşı olma olasılığı yüksek bir taştan söz edeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar her taşa analizini yapmadan gök taşı demiyoruz ama muhtemelen gök taşı olma ihtimali var diyoruz. İşte o taşlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi biliyorum benzetemediniz göktaşına. Daha önceden işte siyah, orası burası çöküntülü falan bir taş aklınıza gelecek. Ama bu taş onlardan biri değil. Çünkü bu bir Mars göktaşı arkadaşlar. Evet. Niye Mars göktaşı diyorum? İşte şu anda Mars'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Mars dediğimiz Gezegen, kızıl gezegen. E, yüzeyinin kırmızı olmasının nedeni, şimdi bu taştan da e, anlam anladığınız üzere e, taş kahverengi, kızıla çalan bir renkte. E, Marsın yüzeyi de böyle. Çünkü e, Marsın yüzeyinde pas var arkadaşlar, e, demir oksit, hematit diyeceğimiz e, bir oluşum var Marsın yüzeyinde ve bu da Marsa. E, bu rengi veriyor ve Kızıl Gezegen diye geçiyor biliyorsunuz arkadaşlar Mars'ın rengi bu. Geçtiğimiz yıl NASA tarafından Perseverance diye bir araç gönderilmişti böyle jip tarzı uzaktan kumandalı. Onunla Mars'ın yüzeyinde araştırmalar yapıyor. Yine aynı aracın içerisinde de bir ufak helikopter vardı arkadaşlar, drone gibi. Onunla birlikte de e, Perseverance dört e, tekerlekli aracın ulaşamadığı yerlere kısa süreli gidiş gelişler yaparak Mars yüzeyinden numuneler topluyordu, fotoğraf ve videolar gönderiyordu. İşte bu taş e, büyük ihtimalle bir göktaşı, e, Mars göktaşı. Şimdi ben size Dünya üzerinde bulunmuş ve çeşitli yerlerde sergilenen e, taşları da göstereyim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, az önce göstermiş olduğum taşa e, birebir benzeyen taşlar. Şimdi bunun az sonra e, ben size manyetik olarak analizini de yapacağım. Mıknatısın çektiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bayağı da kuvvetli bir şekilde mıknatıs çekiyor. Bunun e, doğal bir hematit olma ihtimali de var ama e, göktaşına ee, görmüş olduğunuz taşlara e, benzemesinden dolayı sanki e, gök taşı olma ihtimali biraz daha fazla gibi geliyor bana ama bildiğiniz gibi arkadaşlar hiçbir taşa gök taşı e, tekrar ediyorum tekrar oluyor ama gök taşı demiyoruz analize olmadan. E, bu arada da videoma arkadaşlar e, yorum yapıp abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim her zaman söylüyorum son birkaç videodur 10.000 abone hala olamadık gördüğünüz gibi. Bu arada Mars'la ilgili de birkaç söz söylemek istiyorum arkadaşlar size. E, bu mıknatıs testine geçmeden önce e, Mars'ta da e, daha önceden hayat olma olasılığı yüksek diyor e, NASA. Çünkü üzeri örtülü e, su tabakası, buz tabakası bulundu ve komple teorisyenleri tarafından oldukça fazla e, fotoğraflar, resimler de servis ediliyor. İşte bir ev gördük, araba gördük, uzaylı gördük, işte heykel gördük, insan yüzü gördük gibi çeşitli spekülatif e, şeyler, resimler, fotoğraflar, videolar da görüyoruz. Bunlardan işte hepsine inanıyor muyuz? İnanmıyoruz. Ama e, şu da bir gerçek ki Mars'ta e, hayat olabilir, olmayabilir, gizleniyor olabilir. Biliyorsunuz NASA ondan e, birkaç ay önce de kadrosunda çalıştırmak üzere e, din görevlileri aldı. Bunların arasında imamlar vardı arkadaşlar. E, i̇nsanın aklına soru işareti geliyor. İşte bu e, insanları NASA için e, istihdam etsin diye. Bu da kafamızı karıştıran bir soru işaretiydi. Evet arkadaşlar şimdi yine taşımıza gelecek olursak her zaman söylüyorum arkadaşlar göktaşlarıyla ilgili olarak bunları satma garantisi yok. Hatta ben şöyle söyleyeyim bunları analiz ettirip para vermeye değer mi değmez mi diye ben çok düşünüyorum. Çünkü bakıyorum herkes satma derdinde, de bir göktaşı var. Birçok arkadaşımızın elinde raporu var, göktaşı raporu var ama Kimse satamıyor. Yani e, bir video yaptık arkadaşlar. İşte gelen yorumlar üzerine. E, bu videonun altına satan arkadaşımız varsa lütfen yazsın. Bizi bilgilendirsin. Hangi yolu izlemiş. Biz de o yolu izleyerek satmaya çalışalım diye. Çok fazla bir yorum gelmedi. E, buradan da anlaşılıyor ki herhalde e, satan çok fazla kişi yok. Eğer varsa da Sattığını söylemiyor da olabilir. Hak veriyorum arkadaşlar çünkü böyle bir gelir elde etmenin bunun vergi tarafını düşünüyor olabilir, olmayabilir. O yüzden bir yorum ben sattım falan diye gelmedi. Sosyal medyadan işte en çok Bingöl taraflarında satan arkadaşları gördük sosyal medyada hala da görüyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir taş elinize geçerse, görüntüsü böyleyse, şimdi ben bunun e, mıknatısla da denemesini yapayım. Onu da görün, e, siz de denemesini yaparsınız. Çünkü bu bir e, demir oksit yoğunluğu olan bir taş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kızıl gezegenin de renklerini taşıyor. Şöyle bu taşı şöyle bırakayım arkadaşlar ben. Mıknatısı alayım. Çünkü bir elimle kamerayı tuttuğum için bakın ne kadar şey, kuvvetli bir şekilde çekiyor. Şöyle biraz da yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi. Hani bu renkli bir taşı mıknatıs nasıl çeker diye düşünüyorsanız arkadaşlar buyurun. Bunu da test etmiş olalım. Evet arkadaşlar her tarafından çekiyor. Diğer bir yönünü de çevirelim taşın. Buradan da bakalım bu tarafından çekiyor mu diye. Evet, mıknatısımızı alalım. Bunu da test etmiş olalım. Evet arkadaşlar, her tarafından çekiyor. Bu videomuzda bu kadar olsun. Eğer e, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmanızı rica ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.